Son dakika haberi 24 saat. Mehmetçik ve ÖSO birliklerinin dün sabah saatlerinde başlattığı operasyonla PKK'lı teröristler Raco beldesinden söküldü. Güvenlik güçleri saat 6.30'da verilen harekat emrinden 2 saat sonra Raco kasaba merkezine girdi. Türk Silahlı Kuvvetleri ile birlikte Raco'ya giren ÖSO güçlerinin başında yer alan Muhammed Ökkeş, Keltepe'de 8 şehit verilen kalleş tuzak sonrası PKK'ya büyük bir ders vermek için yemin ettiklerini ve Raco'nun 2 saati bulmayan bir operasyonla işgalci teröristlerden temizlediklerini açıkladı. Daha önce terörden arındırılan Bülbül'ün ardından Raco'nun da düşmesiyle ikinci önemli beldede hakimiyet sağlandı ve Afrin genelinin 1/3'ünde PKK varlığı sona erdi. 6 saat mayın temizliği Raco'nun sabah 10 sularında düştüğünü belirten ÖSO'ya bağlı 9. Tümen Komutanı Yüzbaşı Muhammed Ökkeş, kasaba merkez ve çevresinin mayından arındırılmasının 6 saat sürdüğünü anlattı. Ökkeş, terör örgütü kendi militanlarının cesetlerini dahi mayın tuzakları için kullanıyor, bununla da yetinmiyorlar. Doçka, BKTS ve hatta TOW tipi tank savarları saha mayınlamada tuzak amaçlı kullanıyorlar, dedi. PKK'nın kalesini yıktık sabah ilk olarak bazı taktik manevralarla PKK'nın keskin nişancı noktalarının tespit edildiğini, sonrasında 3 ayrı noktadan şok saldırı dalgası ile teröristleri bozguna uğrattıklarını belirten muhalif komutan, ÖSO'dan bir şehit 4 de yaralı bulunduğu bilgisini verdi. Jandarma Özel Harekat, JÖH, Polis Özel Harekat, PÖH ve Özel Kuvvetler birimlerinin de destek verdiği operasyonun mükemmel bir eş güdümle başarıldığına dikkat çeken Ökkeş, PKK'nın en çok güvendiği kaleyi yıktık, bundan sonra önümüz açık diye konuştu. Bir günde 168 terörist Afrin genelinde önceki günkü rakamlar göz önüne alındığında son 24 saatte öldürülen terörist sayısı 168 oldu. Toplam rakam 2516'ya ulaştı. 7 nokta temizlendi Raco dahil 7 yerleşim yerinde kontrol sağlandı. Mehmetçik ve ÖSO, Raco beldesinin ardından Hamilek, Ramadiye, Badınlı, Karkin, Ali Bezanlı ve Çemenli'yi de teröristlerden temizledi. 63 asker yeniden cephede Zeytin Dalı harekatında Raco beldesinin alındığı 43. gün, öldürülen terörist sayısı 2516'ya ulaştı. Böylece TSK-ÖSO günlük imha ortalamasında 58,5 rakamını buldu. 20 Ocak'ta başlayan operasyonlarda 41 Mehmetçik şehit düşerken, 199'u da yaralandı. Yaralı askerlerin 63'ü tedavileri sonrası yeniden Afrin'de cepheye döndü. Dua molası Türkiye'nin birçok noktasındaki birliklerden Afrin'e destek gitmeye devam ediyor. Zeytin Dalı harekatını takviye için aralarında obüs yüklü tırların da bulunduğu 40 araçlık konvoy, güvenlik önlemleri altında kilise geldi. Askerler, kentin girişinde zeytin dalları ve Türk bayraklarıyla süslenen yaklaşık 150 araçlık konvoyla karşılandı. Zaman zaman askeri araçları durdurmayı başaran vatandaşlar, Mehmetçiğin ellerini sıkarak onlara dua etti. Afrin'i bir Türkmen kurdu.